Bu hafta ikinci test konumuz Japonya'dan. Subaru XV. Subaru markası simetrik dört tekerlekten çekiş sistemi ve Boxster motorlarıyla tam bir fenomen. Subaru'yu Subaru yapansa Dünya Rally Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluklar. XV ise bunların dışında yepyeni bir konsept. Bir crossover. XV aslında yeni Impreza'nın crossover versiyonu. Yeni Impreza yılın ikinci yarısından sonra Türkiye'ye gelecek ama tasarım aşağı yukarı aynı. Önden başlarsak Subaru'nun kartal bakışı ya da kartal gözü dediği çekik farlar zaten ön tasarımın en belirleyici faktörü. Diğeri ise Subaru'nun yeni kullanmaya başladığı ve ortadan geniş bir bantla ikiye ayrılan beşgen ızgarası var. Subaru XV'nin profilinde 4 ayrı nokta dikkatimi çekti. Birincisi, çamurlukları saran plastik parçalar ki bu arazi aracı hissini ya da crossover hissini güçlendiriyor. İkincisi, ön çapraz görüşleri iyileştirmek adına kapıya monte edilmiş dış aynalar. Üçüncüsü, sade bir profil hattı. Dördüncüsü ise aracın yüksekliği. Crossover'lar aslında yeni bir segmentin öncüleri. Crossover tanımını otomobil firmaları genellikle şu şekilde yapıyor. Hatchback, station wagon, SUV ve MPV yani minivanların karışımı. Fakat her marka crossover tanımını kendine göre farklı şekillerde yapıyor. Örneğin bazıları daha çok SUV'lere benzerken bazıları minivanlara doğru kayıyor. Subaru hatchbacklere kaymayı tercih etmiş. Sınıfındaki diğer araçların hepsinden daha alçak bir tavan çizgisiyle karşı karşıyayız. Ancak ilginç bir şekilde yerden yükseklik yani tabanın yerden yüksekliği ise sınıfının en yükseği 220 mm. Dolayısıyla bu araç çok alçak gibi görünen ancak arazi şartlarında diğerlerinden daha başarılı olması muhtemel bir otomobil. XV'nin arka tasarımına baktığımızda Subaru'nun crossover'a yaklaşımını biraz daha iyi anlıyoruz. Eğimli gelen bir arka camdan sonra düz inen bagaj kapağı tipik bir hatchback tasarımı. Bunun yanı sıra farlarla kıyaslandığında daha küçük stop lambaları da daha büyük bir bagaj ağzına imkan veriyor. Arka tasarımı hareketlendirmek içinse tamponun alt kısmı kullanılmış. Yani iki tarafta siyah çerçeveye alınmış reflektörler ve orta kısımdaki difüzör benzeri yapıyla. XV'nin 380 litrelik bagajına ulaşmak için biraz yüksek kalan eşiği aşmak gerekiyor. Ama düz zeminli bagaj kullanışlı. Ayrıca koltuklar asimetrik olarak katlanabiliyor. Subaru XV'nin 1.6 litrelik Boxster motoru 114 beygir güç 150 Nm tork üretiyor. Burada Boxster motordan biraz bahsetmek lazım. Çünkü Boxster motor tahmin ettiğiniz şekilde yukarı aşağı silindirlerle çalışan bir motor tarzı değil. Aksine silindirler yere paralel çalışıyor. Bu motorun avantajı ne? Normal motorlar yukarı aşağı çalışan pistonlar yüzünden dar ve yüksek yapılıdır. Bu motorsa tam tersine. Dar ama enine dar ve uzun ama paralel uzundur. Dolayısıyla otomobilin ön tarafına yerleştirildiğinde geniş ama alçak bir yapı sergiler. Böylece ağırlık merkezini aşağıya almak kolaylaşır. Subaru tasarım konusunda oyunu genellikle sadelikten yana kullanan bir marka. XV'de de benzer bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Özellikle de iç mekanda. XV'nin iç mekanı sade ama kullanışlı ve kaliteli. Kaliteden kastımız yumuşak dokunuşlu malzemeler ve işçilik kalitesi anlamında. Benim bu otomobilin iç mekanında en çok dikkatimi çeken unsur orta konsolun en üst kısmındaki renkli ekran oldu. Daha önce bir Subaru'da buna rastlamamıştım. Bu renkli ekrandaki çok güzel grafiklerle isterseniz çekiş sisteminin ne durumda olduğunu, ABS'nin ne zaman ve ne kadar sürede devreye girdiğini ya da anlık yakıt tüketimini ya da toplam yaptığınız kilometre içerisinde yakıt tüketiminin nerelerde yükselip alçaldığını görebiliyorsunuz. Gerçekten hoş, iyi bir oyuncak diyebiliriz ama bilgilendirici bir oyuncak. Orta konsolun orta kısmında artık gelenekselleşmiş tarzda bir müzik sistemi bulunuyor. Yani çok önemli bir özelliği yok ama kaliteli ses veriyor. Onun altında ise birçok Japon otomobilinde olduğu gibi çevirmeli düğmelerle ayarlanan elektronik klima var.
Subaru XV'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi otomatik şanzıman, 1.6 litrelik benzinli motor ve sürekli 4 tekerlekten çekişi bir arada sunması. Burada önemli olan konulardan bir tanesi otomatik şanzıman. Çünkü XV'ninki CVT, yani sürekli değişken oranlı. Dolayısıyla dişli bir bildiğimiz şanzıman yok. Bunun yerine iki kasnak arasındaki bir zincir var. Kasnakların birbirine yaklaşıp uzaklaşmasıyla aktarma oranı değişiyor ve böylece dişli sistemlerdeki gibi vites değişimleri yok. XV'de Subaru'da çok sık rastladığımız küçük çaplı bir direksiyon simidi var. Ancak çok fonksiyonlu bu simit üzerinde sağ tarafta hız sabitleme sisteminin düğmeleri, sol tarafta ise müzik ve telefon sisteminin düğmeleri var. Ama asıl önemli düğmeler sol altta iç tarafta kalıyor. Buradan az önce bahsettiğim o renkli ekrandaki farklı verileri değiştirme, ayarlama şansına sahipsiniz. Subaru XV'de yakıt tüketimi ve emisyonu düşürmek için start-stop sistemi kullanmaya başlamış. Sistem çok hızlı çalışıyor. Motoru stop ettirdikten sonra çalıştırma süresi 0.35 saniye. Ve bu çalışma esnasında sarsıntı hissedilmiyor. Bence çok başarılı. XV'nin dış tasarımını anlatırken sınıfının en alçak boylu otomobili olduğunu söylemiştim. Ancak içine oturduğunuzda baş mesafesinin büyüklüğü Subaru'nun iyi bir iş yaptığını gösteriyor. Subaru XV yolda nasıl davranıyor, size neler sağlıyor, biraz da bundan bahsedelim. Öncelikle şunu kabullenmek gerekir. 1.6 litre 114 beygirlik bir motorla bu otomobil bir yarışçı haline gelemez. Subaru'nun bu XV'yi üretmekteki amacı, yani bu versiyondaki amacı, özellikle de şehir içinde makul şekilde A noktasından B noktasına gitmek. Ama bu sırada 4 tekerlekten çekiş sistemi sayesinde aktif güvenliğe sahip olarak gitmek. Yani sadece kuru zeminde değil, aynı zamanda ıslak ya da karlı zeminde. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Subaru'nun simetrik 4 tekerlekten çekiş adını verdiği bu sistemde 2 tane diferansiyel var. Bir ön, bir arka. Ön diferansiyelden arka diferansiyele güç aktarımı yapılıyor. Diğer bazı versiyonlarda 3 diferansiyel olduğu için sistemler daha ağırlaşıyor. 2 diferansiyelli sistem daha hafif ve daha efektif çalışabiliyor. Bu sistemin avantajı simetrik yapısı sayesinde 4 tekerlekten de eşit güç dağılımını yapabilmesi. Üstelik merkez diferansiyel olarak çalışan ön tarafta aktif tork dağılımının bulunması. Böylece patinaj başladığında eğer ESP yardıma yetişemezse ya da siz ESP sistemini kapatmışsanız torku farklı akslara aktarabiliyor. XV'nin 1.6 litrelik boxer motoru az önce söylediğim gibi yarışçı olmaya aday değil elbette. Bu güç seviyesiyle bu otomobili rahatça ilerletebiliyor. Üstelik gaz pedalı tepkileri de oldukça hızlı. Boxer motorların genel olarak bakıldığında en büyük avantajı hızlı devirlenmesidir. Bu otomobilde de aynısını yaşıyoruz. Sadece CVT şanzıman bu hıza bazen yetişmekte güçlük çekiyor ki bu da CVT şanzımanların doğasında var. Yolda özellikle 4 tekerlekten çekiş sisteminin verdiği bir sertlik var diyelim. Bu konforsuzluk anlamında değil. Otomobilin yere bastığını hissediyorsunuz. Ve özellikle virajlarda bu his iyice artıyor. Bu tabii otomobili severek kullanan insanlar için çok keyifli bir durum. Konforsa belki bazı rakiplerinden daha aşağıda ama burada Subaru'nun ön plana koyduğu şey yol tutuş güvenliği. Bir de süspansiyon sisteminin sessiz çalıştığını söyleyeyim ki bir dönem Japon otomobilleri bu konuda haksız bir üne sahipti. Subaru en azından XV'de bu problemi oldukça iyi şekilde gidermiş.